Arkadaşlar merhaba. Bay Silah. Bugün sizlere Glock 26 hakkında biraz bilgi vereceğim. Şöyle başlayalım hafiften. Evet arkadaşlar, bugünkü silahımız Glock 26. Benim günlük hayatta da taşıdığım güzel silahlardan biridir. Glock'lar bildiğiniz gibi Avusturya yapımı. Aslında söylenene göre ilk Glock desenleri Heckler Koch tarafından, yani Almanya'da yapılıp, ama sonra Avusturya Glock şirketinin Heckler Koch mühendislerini bir şekilde kafalayıp Avusturya'ya götürüp sonra Avusturya'da yapılması ve böyle güzel bir silahın piyasaya çıkması. Hatırladığıma göre 1970'lerin sonlarında desen aşaması başlayıp 1980'lerin başında Avusturya askeriyesine ve polisine girdi. Ondan sonra da zaten bütün dünyada yayıldı. İlk polimer tabancalardan olduğu için de bayağı bir dünya üzerinde yayıldı. Glock 26'yı şu şekilde görebilirsiniz. Bunlar bildiğiniz gibi Glock'lar arasında en küçük, yani sonradan 43'ler falan çıktı ama belli bir zamana kadar en küçük olanlarıydı. Şöyle önlü arkalı biraz şeye giriyoruz. Burada bildiğiniz gibi hafiften geriye alıyorsunuz. Şu şekilde tutuyorsunuz. Şu yandaki iki tane düğmesi var. Şunu indirdiğiniz zaman, tetiğe bastığınız zaman kendiliğinden kızak kayıyor. Çok basit. Çıkıyor. Polimer gövde, gördüğünüz gibi çok hafif bir şey. Yani şu elimdeki şey inanılmaz hafif bir şey. Pin yay bölümü. Namlu. Bu kadar basit. Glock'lar biliyorsunuz ilk çıktığından beri namluyu koyduk. Şimdi yayı koyuyoruz. Hafiften bastırıp şöyle koyuyoruz. Ondan sonra iki kızak bölümünü denk getiriyoruz şu şekilde, gördüğünüz gibi. Kaydırıyoruz. Geriye doğru aldığımız zaman kendi yerine yerleşmiş oluyor. Bir iki tane sıkıyoruz. Çok basit. Glock 26'larda, yani Glock'larda benim en çok sevdiğim özelliklerden birisi aynı kalibre mermi kullanan Glock'lar. Yani bu kalibre, bu Glock 26'nın bir küçüğü Glock 19 ve bir, yani bir büyüğü Glock 19 ve daha büyüğü de Glock 17. Onların hepsini sırayla şarjörünü koyduğunuz zaman hepsi uyuşuyor. Şu şarjör Glock 26'nın, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde oturuyor. Ben aslında şunu da söyleyeyim. Bu düz olanlar, ben bu düz olanları sevmiyorum çünkü bu parmağım boşa kaldığı zaman hiç hoşuma gitmiyor benim. O yüzden benim bütün kullandığım tabancalarda mutlaka şöyle, şu ikisi arasındaki farkı görürsünüz. Burada ekstra bir çıkıntısı vardır. Bu çıkıntı o küçük parmak içindir. Ben de o desteği almayı her zaman severim. Böyle koyduğunuz zaman bu şekilde benim için daha güzel oluyor. Tuttuğum zaman da tam böyle kavramış oluyorum. Gerçi 26 biraz küçük tabanca olmasına rağmen, 9 mm olmasına rağmen yine hafiften tepiyor. Ama yani en tepmeyi en aza indirmek için ve sizin elinizde kullanımı en rahat şekilde olabilmesi için o tamamen size bağlı bir şey. Yani bazı insanlar bu şekilde seviyor. Böyle kullanıyor. Hatta ben bazı insanları gördüm. Arkadaşlar var. Mesela bu Glock 17'nin şarjörü böyle arada boşluk kalıyor. Glock'lardaki en büyük sevdiğim özellik bu. Yani her şarjör birbirine uyuyor. Ama bu araya da küçük bir aparat var. Bunu da koyabiliyorsunuz. Ve bu el bölümü daha da büyüyor. Ve ben böyle kullananları da gördüm arkadaşlar. Ben tavsiye etmiyorum ama herkesin bir şeyi farkıdır. Tabii bunlardaki en büyük özellik bu babada 33'lük. Şöyle gördüğünüz gibi manyak bir alet oluyor. Bir de 50'liği var böyle.
Bu da ne oluyor bilmiyorum artık. Siz karar verin buna. Şimdi Glock'la bir iki atış yapalım. Evet. Hedef 15 metre ama çok öyle hedef atmıyorum. Yalnızca size göstermek için atıyorum. Gördüğünüz gibi yine kullanılıyor. Yani çok rahat, çok basit. Yani yer taşıma amaçlı olduğu için yerden tasarruf etmek isteyenler böyle de kullanmayı seviyor. Ama ben her zaman benim tercihim bu şekilde elimin tam oturmasıdır. Bir de böyle deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel çalışıyor. O da çok güzel. Atım yatağımız boş. Her şeyimiz boş. Bir de 33'lükle deneyelim bakalım. Bu nasıl olacak? Glock 26. Şuna bakar mısınız? Komik bir olay değil mi? İndirdik, ağzına verdik. Sıkıyoruz şimdi. Güzel değil mi? Manyak bir olay. Peki Glock 26 ile böyle 33'ün yanında başka ne gidebilir? Daha güzel olmaz mı? Şarjörü indirelim. 2 Glock 26, 2 tane 33'lük. Nasıl arkadaşlar? Millet kalp yapıyor değil mi? Ben de böyle kalp yapsam olur mu? Geliyor. İkisinin de gez ve arpacıkları aynı. Bu arada söyleyeyim, bunların ikisi de Gen 4. Bildiğiniz gibi Glock'lar Gen 2, Gen 3, Gen 4 öyle sırayla geliyor. Bunların ikisi de Gen 4, Glock 26, 9 mm, 33'lük şarjörler. İkisi birden geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Glock 26, 50'lik şarjör, 2 tane. Bakalım nasıl olacak? Önce biraz yavaş gitmeye çalışacağım, sonra biraz hızlı, bilmiyorum nasıl olacak. İkisi birden geliyor. Hazır mıyız? Biraz hızlı yapıyorum. Nasıldı arkadaşlar? Biraz manyağa bağlayınca güzel oluyor. Biraz hızlı yapıyorum. Hızlı yapıyorum. Yapıyorum. Thank you.
arkadaşlar, benim hanım da gaza geldi. Birkaç tane sıkmak istedi. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi Glock 26 gerçekten rahat bir silah. Herkes çok rahatlıkla kullanabiliyor. Evet arkadaşlar, benim hanım sıkmak istedi.